Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım. Selamlar, merhabalar. 10 günde matematik, matematik değil problem. Matematik temelini attık. Problem atma kampının kaçıncı gündeyiz? Dördüncü gündeyiz. Yaş problemlerinin şimdi sıra sende sorularına geldi. Çatır, çatır 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 kendiniz çözdünüz diye umut ediyorum. Çözdünüz değil mi? Yaş problemleri kolay, zor değil. Anlattım bütün mantıklarını. Bu mantıkları kavradığınızda hiç zor bir şey olmayacak korkma. Hadi fazla vakit kaybetmeden çatara 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 çatara, çatara başlıyoruz. Gel bakalım. 2008 ve 2017 yıllarına doğan Arhan ve Arda'nın 2030 yıllarındaki yaşları toplamları kaçtır diyor. Şimdi 2008 yılında doğmuş Arhan. 2030 yılındaki yaşını soruyor. O zaman gideceğiz 2030'dan 2008'i ne yapacağız? Çıkaracağız. Standart Yaş hesabı. Hop çıkardım 22. Diğeri 2030 yılında 2017'de doğmuş. 2017'yi çıkardığımız zaman ne geldi? 13 geldi. Yaşları toplamları kaçtır diyor. O 35 olmuş oldu yaşlarımızın toplamları. Hemen geçtik. Geldim ikiye. Diyor ki 24 yaşında olan Serap'ın 11 yıl sonraki yaşı 18 yaşında olan Sinan'ın 7 yıl önceki yaşının toplamı kaçtır diyor. Tamam. Diyor ki 24 yaşında diyor bir Sarp var diyor. Sarp'ı biraz önce Serap diye mi okudum? 11 yıl sonraki yaşı. Şimdi 24 yaşındaysa 11 yıl sonra 24 artı 11'den kaç yaşındadır? 35 yaşındadır tamam. 18 yaşında olan Sinan'ın 7 yıl önceki. 18 yaşında 7 yıl önceki yaşını bulabilmek için 18'den 7'yi çıkaracağız. 11 yapacak. Toplamlarını istiyor. Toplamları 46'ya eşit oldu. Haydi en temelden dedik. Sinem Mehmet'ten 7 yaş büyüktür. Mehmet'in 4 yıl sonraki yaşı 37 olacağına göre Sinem'in 2 yıl önceki yaşı kaçtır diyor. Hadi bakalım. Şimdi Sinem var, Mehmet var. Sinem Mehmet'ten 7 yaş büyük. O zaman Mehmet'e X dedim. Sinem'in yaşına X artı 7 dedim. Bu bugün. Tamam. Mehmet'in 4 yıl sonraki yaşı 37 olacakmış. Bak 4 yıl sonraya gidiyorum. Kaç yaşındaymış Mehmet burada? 37 yaşındaymış. O zaman 4 yıl sonraki yaşı 37 ise bugünkü yaşı kaçtır? 33'tür. O zaman suçu buraya yerine yazdım. 33'te 7'yi topladım. Sinem'in bugünkü yaşının 40 olduğunu buldum. Sinem'in 2 yıl önceki yaşı istiyor. 2 yıl önceye gidiyorum. 40'tan 2 yıl geri gittiğim zaman 38 olduğunu buldum. 3 38. Geldik 4'e. 6 yıl sonra 3x 81 1 yaşında olacak Serpil'in bugünkü yaşı 2x artı 3 olduğuna göre 3 yıl önceki yaşı kaçtır? O zaman diyoruz ki bir Serpil'imiz var. Bugün diyoruz diyor ki bugünkü yaşı 2x artı 3 diyor. 2x artı 3 ne diyor? 6 yıl sonra diyor. Hemen 6 yıl sonraki yaşını bulabilmek için gelip şuna ne eklemem lazım? 6 eklemem lazım. Ne oldu? 2x artı 9 oldu. İşte bu 6 yıl sonraki yaşının 3x eksi 1 olduğunu söylemiş. Hemen bunu 3x eksi 1 eşitledim. Eksi 1 buraya artı 1 olarak geçti 10. Artı 2x bu tarafa eksi 2x olarak geçti x. X'in 10 olduğunu buldum. 3 yıl önceki yaşı kaçtır diyor. X yerine 10 yazdım. 20, 23 yaşında oldu. 3 yıl önceki yaşı için 3 yıl geri gidiyorum. 23'ten 3 yıl geri gittiğimde Dördüncü sorumuzun doğru cevabı 20 geldik 5 6 yıl sonraki yaşı 3x 7 ve 3 yıl önceki yaşı 2x artı 11 olan bir kişinin bugünkü yaşı kaçtır bir kişi var a diyelim ona tamam mı şimdi bugün diyelim sonra 6 yıl sonra diyor onu aşağıya yazdım 3 yıl önce diyor onu da yukarı yazdım diyor ki 3 yıl bak istersen buradan istersen buradan başla hangisinden başlıyorsa 6 yıl sonraki yaşından başlıyorum hadi neymiş 3x eksi 7 imiş şimdi 6 yıl sonraki yaşı 3x eksi 7 ise 6 eklenmiştir buna o zaman 6 çıkaracağım 3x eksi 13 olacak 3 yıl önceki yaş için bir 3 daha çıkaracağım 3x eksi 13 yapacak. İşte 3 yıl önceki yaşının bize eşit olduğunu söylemiş. 2x artı 11'e. Tamam. Şuradan 3, 13'tü. 3 daha çıkardık. Şurası 16 yaptı değil mi? Yanlış yazmayalım. 16. Tamam. Şimdi x'leri bir tarafa alıyorum. Eksi olarak geçti. X yaptı. Eksi 16 karşıya artı 16 olarak geçti. X'in 27 olduğunu buldum. Bugünkü yaşı kaçtır diyor. 27'yi yerine yazıyorum. 27 ile 3'ü çarptığım zaman 81 yaptı. 81'den 13'ü çıkardım. 68 yaşında olmuş oldu. Tamam mı? Gül oynaya götüreceğiz. Gül oynaya bu problemlerin içinden geçeceğiz. Ama dedim çok soru çözmeyi ihmal etme. Gel. Savaşın 8 yıl sonraki yaşı bugünkü yaşının 2 katından 7 eksiktir. Buna göre savaşın bugünkü yaşı kaçtır? Savaş dedim. Bugün dedim bir de ne diyor arkadaşlar? Bu da ne diyor? Sekiz yıl sonra diyor. Sekiz yıl sonra. Hemen bugünkü yaşına x dedim. O zaman sekiz yıl sonraki yaşı bunun sekiz büyüğü olacak. X artı sekiz. Şimdi denklem kurmaya geldik. Diyor ki bugünkü yaşının sekiz yıl sonraki yaşı yani x artı sekiz. Bugünkü yaşının iki katının yedi eksiymiş. Yaz. X artı sekiz eşitmiş iki katı bugünkü yaşının iki x eksi yedi. Eksi 7'yi artı 7 olarak bu tarafa aldım. Burası 15 yaptı. Şuradaki artı x eksi x olarak buraya geldi. X eşittir 15. Savaşın bugünkü yaşı kaçtır diyor. 15 olduğunu bulduk. 6, 15. 7. Serhat abisinden 7 yaş küçüktür diyor. O zaman Serhat var, abisi var. Serhat'ın yaşına x dersem abisi x artı 7'ymiş. Veya böyle de yapmazsanız abisine x derseniz Serhat'a da x eksi 7 diyebilirsiniz. İkisi aynı şeydir. Tamam o zaman ben Serhat'ın yaşına x dedim. Abisi ondan 7 yaş büyükmüş x artı 7. Diyor ki ikisinin yaşları toplamı 25 olduğuna göre Serhat'ın yaşı kaçtır? Topla o zaman bunları eşitle 25'e. Ne oldu? 2x 7'yi de karşı eksi olarak attım 18. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman 9. Serhat'ın yaşına x demiştik. 9 olmuş oldu. 8. Üçer yıla ayrıyla doğmuş 4 kardeşin en küçüğünün yaşı ile en büyüğünün yaşları toplamı 41 olduğuna göre 4'ünün yaşları toplamı kaçtır? Diyor ki 4 tane kardeş var diyor. 1 2 3 4. Diyor ki 4'ü üçer yıla ayrıyla doğmuş bunlar diyor. En küçüğünün yaşına x dedim. Üçer yıla ayrıyla doğduysa bir büyüğü 3 yaş büyük, bir büyüğü de bundan 3 yaş büyük, bir büyüğü de bundan 3 yaş büyük bitti. Diyor ki en küçüğünün yaşı ile en büyüğünün yaşının toplamı x ile x artı 9'u topladım. 2x artı 9 yaptı toplamları 41'miş. Eksi 9 olarak karşıya geldi 2x eşittir 32 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x'in 16 olduğunu buldum. Dördünün yaşları toplamları kaçtır? 1x, 2x, 3x, 4x'im var yazdım. Artı 9, 15, 18. Yaşlarını bulup direkt de toplayabilirdiniz. Ben buradan gittim. 16'yı yerine yazdım. 16 ile 4'ü çarptım. 64 yaptı. 64 ile 18'i topladığımız zaman 82. 8. sorumuzun doğru cevabı 82. Aslı ile ablasının yaşları farkı 9'dur. Ne demek yaşların farkının 9 olması söyle bana. Demek ki ablası Aslı'dan 9 yaş büyükmüş. O zaman yaz bakalım. Aslı var ablası var. Şuna as diyelim, şuna ab diyelim tamam mı? Aslı x yaşındaysa ablası bundan 9 yaş büyükmüş. Ablası 1996 yılında doğduğuna göre Aslı kaç yılında doğmuştur? O zaman Aslı ablasından 9 yaş küçük olduğuna göre doğum yılı ablasınkinden 9 büyüktür. 15'in 5'i elde var. 1 şurası ne yaptı? 0 yaptı. Şuradan da 1 eldemiz var. 0 2005 yılında doğmuş aslımız. Geldim 10. soruya. Fatma'nın 1991 yılındaki yaşı 2006 yılındaki yaşının yarısından 7 fazladır. Buna göre Fatma'nın doğum kaç hangi yıl doğmuştur diyor. Fatma dedim. Diyor ki bir 1991 yılındaki yaşı diyor. Bir de 2006 yılındaki yaşı diyor. Şimdi 91 yılındaki yaşına x dersem bak kaç yıl geçmiş aradan ona bakacaksın. Kaç yıl geçmiş aradan? 15 yıl geçmiş. 91'den 2006'ya gittik. 9 orada, 6 orada 15. O zaman Fatma da 15 yaş büyüyecek. Yaşı x artı 15 olacak. Şimdi denklemi kuruyorum. Fatma'nın 1991 yılındaki yaşı 2006 yılındaki yaşının yarısından 7 fazla. O zaman x artı 15'in yarısından 7 fazlaymış 91 yılındaki yaşı x. Hemen şunu eksi olarak buraya al. İstersen payda eşitle. Hangisi kolayına geliyorsa. X artı 15 bölü 2 eşittir. X eksi 7 yaptı. Şimdi içler dışları yapıyorum. 2 ile çarpıyorum burayı. X artı 15 eşittir. 2x eksi 14 oldu. Eksi 14'ü artı 14 olarak buraya aldım. 29. Şuradaki artı x eksi x olarak buraya geldi x'in 29 olduğunu buldum. Yani Fatma'mız 29 yaşındaymış. Fatma'nın doğum yılı kaçtır diyor. Şimdi 1991 yılında 29 yaşındaysa doğum yılını bulabilmek için 1991'den 29'u çıkaracağım. 1991'den 29'u çıkarıyorum. 2. Burada 8 kaldı, 2'si gitti. 6 burası 9. 1962 yılı olmuş oldu. Tamam mı? Bunlar ilerisi için hazırlıklar dedik. Geldim 11. soruma. Kerem X artı Kenan X artı 7 Kerem 3X eksi 1 yaşındadır. Kenan'ımız var sonra şu Kenan Ken olsun şu Ker olsun. Diyor ki Kenan diyor X artı 7 yaşında Kerem 3X eksi 1 yaşındadır. tamam. Kenan x artı 3 yaşına 13 yaşına geldiğinde kim? Kenan diyor x artı 13 yaşına gelsin bak. x artı 13 yaşına geldiğinde Kerem'in yaşının x türünden değeri nedir? Ne yapıyorum bak buradan buraya geldim. x artı 13'ten x artı 7'yi çıkardığım zaman x'ler götürecek bakın. x artı 13'ten x artı 7'yi çıkardığım zaman x'ler götürüyor. 13 eksi 7'den 6. Yani 6 yıl ileri gitmişiz. O zaman bunun yaşı da 6 büyüyecek. 6 eklediğim zaman 3x artı 5 olmuş olacak. 11. sorumuzun doğru cevabının 3x artı 5 olduğunu bulduk. Tamam. İlerle babam ilerle. İlerle babam ilerle. Hayde durmak yok. Motivasyonun yüksek olacak dedik ha. Sakın ola motivasyonunu falan düşürme. Selim hocam vallahi yakana yapışır ha ona göre. Gel bakalım. Diyor ki Berat 4 x 3 Ceyhan 2 x 9 yaşında. Yaz. Berat'ımız var. Ceyhun'umuz var. Beyat'ımız 4 x 3 yaşında. Ceyhun'umuz 2 x 9 yaşında. Yürü şimdi. 2 yıl önce Berat'ın yaşı Ceyhun'un yaşının 3 katıydı diyor. Berat'ın bugünkü yaşı kaçtır? Nereye git diyor? 2 yıl önceye geri git diyor. 2 yıl önceye geri gideceksem yaşından 2 çıkaracağım. 4x eksi 5 olacak. Bundan da 2 çıkaracağım. Bunun yaşı 2x eksi 11 olacak. Ne olmuş 2 yıl önce? Berat'ın yaşı Ceyhun'un yaşının 3 katıymış. Şu 4x eksi 5. 3 katıymış kimin? 2x eksi 11'in. Hadi dağıt içeri şimdi. 4x eksi 5 eşittir. 6x eksi 33. 6x eksi 33. Eksi 33 e artı 33 <laughs> buraya geçirdiğim zaman 28 yaptı. Şu 6x'in 4x'i eksi olarak geçti karşıya 2x yaptı. 2x 28 ise her iki tarafı 2'ye böldüm. X'in 14 olduğunu buldum. Berat'ın bugünkü yaşı kaçtır? Berat'ın bugünkü yaşı burada. 14'ü yazdım yerine. Çarptım 4 56. 3'ünü çıkardım. Berat bugün 53 yaşındaymış. Maşallah Berat'a. Tayfun T artı 8 Talip 3 T eksi 1 yaşındadır. Tamam. Tayfun'un 2 yıl önceki yaşının iki katı Talip'in 4 yıl sonraki yaşına eşit olacağına göre Tayfun Talip'ten kaç yaş küçüktür diyor. Hadi geldim buraya Tay yazdım. Buraya Tal yazdım. Tamam. Diyor ki bugün bak bugünün bilgilerini vermiş bize. Demiş ki bu T artı 8 yaşındaymış. Kim? Tayfun. Talip kaç yaşındaymış? 3 T eksi 1. Diyor ki Tayfun'un 2 yıl önceki yaşı. Hemen 2 yıl önceye götürüyorum Tayfun'u. 2 çıkarıyorum. Ne oldu yaşı? T artı 6 oldu. Talibin diyor 4 yıl sonraki yaşına eşit. O zaman 4 yıl sonraya götürüyorum kimi? Talibi. Bunun yaşına da 4 ekliyorum. Bak 4 eksi 1 artı 3 yaptı. 3 T artı 3. İşte bunun iki yıl önceki yaşı bunun dört yıl sonraki yaşına eşitmiş. Bunu buna eşit diyorum. Yaz bakalım o zaman. T artı altı eşittir. 3 T artı 3. Şu artı 3 bu tarafa nasıl geçti arkadaşlar? Eksi olarak bir yerde hata yaptım. Yanlış mı yazdım? T artı 8. 3 T eksi 1. 2 yıl önceki yaşının... diye pardon tamam. Soruyu eksik okumuşum. Sildim burayı. Ne diyor şimdi? Tayfun'un iki yıl önceki yaşının iki katı. Tayfun'un iki yıl önceki yaşına aldım. T artı 6. Bunun diyor iki katı eşitmiş. Talib'in dört yıl sonraki yaşına 3T artı 3'e. Hemen 2'yi içeri dağıttım. 2T artı 12 yaptı. 2T artı 12 eşittir. 3T artı 3'e. Artı 3 bu tarafa eksi 3 olarak geçti. Burası 9 yaptı. Şu artı 2T buraya eksi 2T olarak geçti. T dediğimizin 9 olduğunu bulduk. Diyor ki buna göre Tayfun Talip'ten kaç yaş büyük? Hadi T yerine 9 yazalım şurada. 9'u yerine yazdığım zaman bu 17 yaşında oldu. 9'u yerine yazdığım zaman burası 27. 1'i çıkardım. 26 yaşında oldu. Bakın Tayfun Talip'ten kaç yaş küçüktür diyor. 26'dan... 17'ye çıkardığımız zaman 9 yaş küçük olduğunu bulduk. 14. Gel 14 gel. Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katıdır diyor. Anne, kız. Kızı x yaşındaysa annesi 3x yaşındaymış bugün. Tamam. 17 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 2 katı olacağına göre kızın yaşı kaçtır? Hemen 17 yıl sonraya gidiyorum. Anne büyüdü. 3x artı 17 yaşına geldi. Kızı da büyüdü. X artı 17 yaşına geldi. Diyor ki 17 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 2 katı. O zaman kızının yaşının 2 katını aldım. Annenin yaşını eşitledim. 3x artı 17'miz burada dursun. İçeri dağıttım. 2x artı 34 yaptı. Şimdi şuradaki artı 2x bu tarafa eksi 2x olarak geçti. X. Bu artı 17 karşı eksi 17 olarak geçti. 34'ün 17'si gitti 17. Kızı kaç yaşındadır diyor? Kızının yaşına x demiştik 17. Annenin yaşında sorsaydı 17 ile 3'ü çarpardık tabii ki. 28 diyecektim 15. Ne <laughs> 28'e? Melis'in 18 yıl sonraki yaşı annesinin 3 yıl önceki yaşına eşittir diyor. Buna göre Melis 27 yaşındayken annesi kaç yaşında olur? Şimdi Melis'imiz var, annesi var. Melis bak bugünü dedim. Soruda ne geçiyor? 18 yıl sonra diyor. 18 yıl sonrayı yazdım. Anne o 3 yıl önce geçiyor bir de. 3 yıl önceyi yazdım. Birinden başla. Melis'in 18 bak şöyle de diyebilirsin. Melis'in bugün yaşına x de. 18 yıl sonraki yaşı o zaman nedir? X artı 18'dir. Diyor ki Melis'in 18 yıl sonraki yaşı yani X artı 18 annesinin 3 yıl önceki yaşına eşit. 3 yıl önce de annesine x artı 18 yazıyorum. O zaman burada x artı 18 ise bak annesi 3 yaş büyüyecek x artı 21 oldu bak. Bugün demek ki Melis x yaşındaysa annesi x artı 21 yaşında. Yani annesi Melis'ten kaç yaş büyük? 21 yaş büyük. O zaman Melis 27 yaşındayken annesinin yaşını bulabilmek için üstüne 21 eklerim. 48 yaşında olmuş olur. Tamam mı? Haydi. ilerleyelim mi? İlerleyelim. Şöyle son 5-6 tane sorumuz kaldı. 16. sorumuz. 2009 yılında Hakan'ın yaşı Volkan'ın yaşının iki katından üç eksiktir. Hemen diyorum ki bir Hakan'ımız var bir Volkan'ımız var. Kaç yılında? 2009 yılında bir bilgi vermiş. Hakan'ın yaşı, Volkan'ın yaşının 2 katının 3 eksiği. Volkan'ın yaşını x dedim. Hakan'ın yaşı 2 x eksi 3'müş. Diyor ki 2020 yılında Hakan'ın yaşı, Volkan'ın yaşının 3 katıdır diyor. Nereye gidiyorum? 2020 yılına gidiyorum bak. Yıllardan kaç yıl geçti? 11. O zaman Hakan 11 büyüyecek. Volkan 11 büyüyecek. 2x eksi 3'e 11 eklediğim zaman 2x 2x artı 8 yaptı. X'e 11 ekledim. X artı 11 yaptı. Ne diyor? 2000, 2020 nereden çıktı ya? 2000 yılı diyormuş arkadaşlar. Ben 2020'ye gittim. 2020'ye gidince 2000 yılında diyormuş. Yanlış yaptık. Neyse. Bunu da görmüş oldunuz. Sildim 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 sildim. Nereye git diyor? 2000 yılına git diyor. 2000 yılı geçmiş arkadaşlar. Geri gidiyorum. 2000 yılına gidiyorum. Kaç yıl geçti? 9 yıl geçmişe gittim. O zaman bundan 9 çıkaracağım. 2x eksi 12 olacak. Bundan da 9 çıkaracağım. X eksi 9 olacak. Ne diyor şimdi? 2000 yılındaki Hakan'ın yaşı 2x eksi 12. Volkan'ın yaşının 3 katıdır. x eksi 9'un 3 katı. Yaz. 2x eksi 12. 3 katıymış. x eksi 9'un. O zaman denklemimizi oluşturuyoruz şimdi. 2x eksi 12 eşittir. 3x eksi 27'ye. 3x eksi 27. Bu eksi 27 artı 27 olarak buraya geldi. 15. Buradaki artı 2x eksi 2x olarak buraya geldi x eşittir 15 oldum. Hakan hangi yıl doğmuştur diyor. Hadi şu 15'i yerine yazalım. 15'i yerine yazdığım zaman 2 ile çarptım 30. 3'ünü çıkardım 27. Yani Hakan 2009 yılında 27 yaşındaymış. Doğum yılını bulabilmek için 2009'dan 27'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. 2009'dan 27'yi çıkardım. Buradan 2 geldi. Buradan 2 geldi. Pardon 2 olur mu? 8 geldi. Buradan 9. Buradan 1. 16. sorumuzun cevabı 1982. 17. İki kardeşin yaşları oranı 2 bölü 3'tür diyor. Bu oran 8 yıl önce 4 bölü 7 idi. Buna göre büyük kardeşin yaşı kaçtır? Arkadaşlar iki kişinin bak A'nın yaşının B'nin yaşına oranı 2 bölü 3 ise ne yapacaksınız dedik. Bunun yaşı 2x ise bunun yaşı 3 xtir O zaman A kardeş diyelim B kardeş diyelim. Bunun yaşı 2x ise bunun yaşı nedir dedik 3x. 4 ise ne diyor? Bu oran 8 yıl önce. Hemen bakın bu bugün. 8 yıl önceye gidiyorum şimdi. 8 yıl önceye gittiğim zaman bunun yaşı 2x8 olur. Bunun yaşı 3x8 olur. Diyor ki bu oran 4 bölü 7'dir diyor. Bak kimin kime oranı? A'nın B'ye. O zaman A'nın B'ye oranı. Yaz bakalım. 2x eksi 8 bölü 3x eksi 8 eşitmiş 4 bölü 7. Gerisi işler dışlar çarpımı. 7 ile 2x'i çarptım. 14x yaptı. 7 ile eksi 8'i çarptım. Eksi 56 eşittir. 4 ile 3x'i çarptım. 12x yaptı. 4 ile eksi 8'i çarptım. Eksi 32 yaptı. Şimdi şuradaki artı 12x buraya eksi 12x olarak geldi. 14x'in 12x'ini çıkardım. 2x yaptı. Eksi 56 artı 56 olarak geldi. 32'yi çıkardığımız zaman 24 yaptı. Her iki tarafı da 2'ye böldüğüm zaman x'in 12 olduğunu buldum. Büyük kardeşin yaşına 3x küçük kardeş 2x'ti. 12'yi yerine yazdığımız zaman büyük kardeş 36 yaşında olmuş oldu. 18. Bir baba 50 oğlu 2x 3 yaşındadır diyor. Baba oğlu. Bugün dedim baba 50 yaşındaymış oğlu 2x 3 yaşındaymış. Diyor ki x yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katından 4 eksik olacak. Kaç yıl sonra? X yıl sonraya gidiyorum. X yıl sonraya bakın. X yıl sonra. O zaman babanın yaşı X büyür. Ne olur babanın yaşı? 50 artı X. X yıl sonraya gittiğimde oğlu da X yaş büyüyecek. 3 X eksi 3 olacak. Diyor ki X yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının iki katından 4 eksik olacaktır. X kaçtır? Babanın yaşı oğlunun yaşının iki katının 4 eksiymiş. 50 artı X eşitmiş. 2 katı 3X 3 X eksi 3'ün bunun da 4 eksiği. Bitirelim işi. 50 artı X eşittir. 6x eksi 6. 6x eksi 6 buradan geliyor. Eksi 4 de buradan. Eksi 10 yaptı. Şimdi şu eksi 10 karşıya artı 10 olarak geçsin. 60 yapsın. Artı x eksi x olarak geçsin. 5x eşittir 60. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman x'in 12 olduğunu buldum. 18, 12. 19. Denizin yaşının iki katı babasının yaşının denizin yaşının iki katı ile babasının yaşının toplamı 71'miş. O zaman Deniz dedim, babası dedim. Tamam. Diyor ki Deniz'in yaşının iki katı ile babasının yaşının toplamı 71. 3 yıl sonra babasının yaşı Deniz'in yaşının 3 katı olacaktır. Buna göre Deniz kaç yaşındadır? Şöyle diyelim bugün. Deniz'in yaşına x diyelim. Diyor ki Deniz'in yaşının 2 ile yani 2x artı babasının yaşı eşitmiş 71'e. O zaman şunu eksi olarak karşıya atın. Babasının yaşı 71 eksi 2 x'tir. Yazdım buraya babasının yaşına 71 eksi 2 x. Olayım bitti. Bak denizin yaşıyla babasının yaşının toplamı 71 deseydi x'e 71 eksi x diyecektim. Ama iki katının toplamı diyor. 3 yıl sonraya diyor. 3 yıl sonraya geldim. Deniz 3 yaş büyüdü x artı 3. Babası da 3 yaş büyüdü. 74 eksi 2x oldu. Diyor ki 3 yıl sonra babasının yaşı Deniz'in yaşının 3 katı olacaktır. Buna göre Deniz'in yaşı kaçtır? Ne olacakmış? Babasının yaşı Deniz'in yaşının 3 katı olacakmış. O zaman 3x artı 9. Şuraya yazıyorum. 3x artı 9 eşittir. 74 eksi 2x. Bakın şu eksi 2x artı 2x olarak buraya gelir. 5x yapar. 9 karşı eksi olarak geçer. 65 her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x'in 13'e eşit olduğunu buldum. Deniz kaç yaşındadır? Ona x demiştik zaten 13. Babanın yaşında sorsaydı 2 ile 13'ü çarpacağız. 26, 71'den çıkaracağız. Gel bakalım. Şimdi sıra sende birin son sorusu. Derya ile Salih'in yaşları toplamları 81'dir diyor. Kim var? Derya. Kim var? Salih. Derya'nın yaşına x dersem Salih'in yaşına ne diyorum? 81 eksi x diyeceğim. Yaşları toplamları 81. Derya'nın 10 yıl sonraki yaşı Salih'in 3 yıl önceki yaşının 2 katından 5 eksik. 10 yıl sonraya gidiyorum o zaman. Bakın bu bugün. Nereye gidiyorum? 10 yıl sonraya gidiyorum. Derya'nın 10 yıl sonraki yaşı x artı 10'dur. Bunun 10 yıl sonraki yaşı için 10 ekliyorum. 91 eksi x'tir. Tamam. Derya'nın 10 yıl sonraki yaşı. Salih'in 3 yıl önceki yaşı. O zaman 3 yıl önceye gidiyorum. 3 çıkaracağım. 3 çıkaracağım. Derya'nınki x eksi 3 olur. 3 çıkardığım zaman 78 eksi x olur. Ne dediğine bak şimdi. Salih'in 3 yıl önceki yaşının 2 katından 5 eksik. Kim? Derya'nın 10 yıl sonraki yaşı. Yani x artı 10 eşitmiş. Salih'in 3 yıl önceki yaşının yani 78 eksi x'in 2 katından 5 eksikmiş. Gerisi çözüm. Hadi başla. x artı 10 eşittir. Çarptım burayı 156 yaptı. Eksi 2x yaptı. Bir de eksi 5'imiz var. Şu eksi 2x artı 2x olarak buraya aldım. 3x yaptı. Şu 156'nın 5'i gitti. 151 yaptı. Şunu da eksi olarak bu tarafa aldım. Eksi 10. O zaman 3x eşittir 141 yaptı. X'i bulabilmek için her iki tarafı 3'e böldüm. X dediğimiz 4 kez 47 olmuş oldu. Diyor ki buna göre Derya Salih'ten kaç yaş büyük? Yaz bak bu 47 yaşında oldu X'i buldum. Bu da 40, 50 olsaydı 31, 34 yaşında da bu oldu. O zaman 47 eksi 34, 13 yaş büyükmüş. Tamam. Şimdi sıra sende bir bitti. Hemen geliyoruz şimdi. Şimdi sıra sende ikiye. Şimdi sıra sende iki ne vardı? Yaşları toplamları falan filan. Sen gerçi önce orayı dinleyip sonra buraya geliyorsan daha bilmiyorsun ne olduğunu. Haydi başla bakalım. Aşağıdaki problemleri çözünüz diyor. Sude 16, Metin 13 yaşında olduğuna göre 5 yıl sonraki yaşları toplamları kaçtır? Şimdi istersen 5 yıl sonra bu 21 yaşında bu 18 yaşındadır deyip yaşlarını toplayıp 39 diyebilirsin ama böyle ben böyle yapmayacağım. Bugünkü yaşları toplamları kaçtır bunların? 29'dur. İki kişinin 5 yıl sonraki yaşlarını bulabilmek için kişi sayısıyla geçen yılı çarparım. 10 eklerim. 39 olmaması gerekiyor. Sonraki sorulara hazırlık bu. 4 kardeşin 2023 yılındaki yaşları toplamları 84. Bak. Kardeş 1, kardeş 2, kardeş 3, kardeş 4. Diyor ki ben diyor bunların 2023 yılındaki yaşları toplamlarının 84 olduğunu biliyorum diyor. Bak yaşları toplamları. Buna göre 2009 yılındaki yaşları toplamları nedir diyor. Kaç yıl geri gittiğime bakıyorum. Kaç yıl geri gittim? 14 yıl. Bir kişi olsaydı 14 küçülürdü. Kaç kişi var? 4 kişi var. O zaman 14 çarpı 4'ten 56 küçülecek. Hemen 84'ten 56'yı çıkaracağım. Şurası 8 yaptı. 2, 28. Yaşları toplamları 28 olmuş oldu. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bakın bunlar zor sorularımıza temel oluşturacak sorularımız dedik. Unutma. Birinci soru kaçtı? 39'du. İkinci soru 28. Cevapları kontrol ederek gidiyoruz. Hata yaparsak düzeltelim. Gel bakalım 3. Anne, baba ve bir çocuktan oluşan bir ailenin diyor. Kaç kişiler yani 3 kişiler. Bir ailenin 4 yıl önceki yaşları toplamı 2 yıl sonraki yaşları toplamının 3 katından 158 eksik olduğuna göre ailenin bugünkü yaşları toplamları kaçtır? Kim var? Anne var, baba var, çocuk var. Üçünün yaşları toplamından bahsediyor. Bugün diyorum. Yaşları toplamları bugün x olsun. Diyor ki 4 yıl önce diyor. 4 yıl önceye gidiyorum. Dört yıl önceye gittiğim zaman yaşları dört küçülecek değil mi? Üç kişi oldukları için yaşları toplamları on iki küçülecek. X eksi on iki oldu. Tamam. Diyor ki dört yıl önceki yaşları toplamı iki yıl sonraya gidiyorum şimdi. İki yıl sonraya. O zaman bir kişi olsaydı iki büyüyecekti. Üç kişi olduğu için yaşları toplamları iki çarpı üçten altı büyüdü. İki yıl sonraki yaşları toplamının 3 katından 158 eksik. Ne diyor? 4 yıl önceki yaşları toplamları yani x eksi 12 eşitmiş. 2 yıl sonraki yaşları toplamlarının yani x artı 6'nın 3 katından 158 eksikmiş. Denklem biter. X eksi 12 eşittir 3x artı 18 yapacak. 3x artı 18. Eksi 158. O zaman eksi 140 olarak yazalım burayı. Şu eksi 140 karşıya artı 140 olarak geçsin. 12'yi çıkardığım zaman 128 yaptı. Şuradaki artı x buraya eksi x olarak geçti. 3x'in x'i gitti. 2x. 2x 68 ise 128 ise her iki tarafı 2'ye böldüm. X'in 64 olduğunu buldum. Ailenin bugünkü yaşları toplamları kaçtır diyor. 64. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı 64 geldik 4'e. 7 arkadaşın yaşları toplamı 83'tür. Kaç yıl sonra yaşları toplamı bugünkü yaşları toplamının 3 eksiğinin 2 katı olur diyor. 7 tane arkadaş varmış bak. 1 2 3 4 5 6 7. Onların bugün yaşları toplamlarının 83 olduğunu söylemiş. Kaç yıl sonra diyor. Kaç yıl sonra x yıl sonraya gittim. Normalde bir kişi olsaydı x büyüyecekti değil mi? Kaç kişiler ama? 7 kişiler. O zaman yaşı toplamları 83 artı 7x olur. Tamam. Diyor ki kaç yıl sonra yaşlarının toplamı bugünkü yaşları toplamının 3 katının 2 eksiği olur. Yani şu 83 artı 7x bugünkü yaşlar toplamının yani 83'ün diyor ki toplamının 3 eksiğinin 83'ün 3 eksiğinin iki katına eşit olur diyor. Yaz bakalım. 83 artı 7x eşittir. Şurası 80 yaptı. 2 ile çarptım. 160 yaptı. 83 karşı eksi olarak geçti. Çıkardım. 77 yaptı. Pardon. E, 77 yapıyor değil mi? Yok. 80'in gitti. 80 evet 77. Her iki tarafı 7'ye böldüğüm zaman x 11 oldu. Ne sorduğuna bak şimdi. Kaç yıl sonra diyor. Zaten bu yıl sonrasına x bir, 11. 4, 11. Gel bakalım beş. Bir annenin yaşı üç çocuğunun yaşları toplamının dört katıdır. Anne var çocuk bir çocuk iki çocuk üç bunların yaşlarını toplamış çocukların yaşları toplamı x ise anne 4 x yaşındaymış bugün dedim hemen. Diyor ki sekiz yıl sonra hemen sekiz yıl sonraya gidiyorum anne büyür 4 x artı sekiz. Bu çocukların yaşları toplamları bakın unutmayın. Normalde her biri 8 büyüyor. 3 çocuk olduğu için 3 ile çarptım. X artı 24 oldu. Hadi oku şimdi. 8 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katı. Şunun 2 katı annenin yaşına eşit olacakmış. 4X artı 8 eşittir. 2 çarpı X artı 24. Bitir işi. 4X artı 8 eşittir. 2X artı 48. 2X artı 24. 48. Artı 2x buraya eksi 2x olarak geçer 2x. Artı 8 buraya eksi 8 olarak geçer 40. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x'in 20 olduğunu buldum. Anne bugün kaç yaşındadır diyor. X yerine 20 yazdık. Anne bugün 80 yaşındaymış. Tamam mı? Aa, burada bir suyum varmış ya. <laughs> bir suyum varmış. Bir yudum içeyim. Hadi bakalım. Geldim altıncı sorumuza. Hoplam zaten bu hocanın şimdi sıra sende de dokuz soru var. Korkma yani. Kolay kısmımız. Asıl kısmımız sonra başlıyor. Bir babanın yaşı dört çocuğunun yaşları toplamın üç katıdır diyor. Baba dört çocuk. Çocuk bir. Çocuk iki. Çocuk üç. Çocuk dört. Kaç kişi olduklarını unutma. Hop x dedim. Babanın yaşı üç x'miş. Üç katıymış. O zaman geldim buraya 3x'i yazdım. Diyor ki 3 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katının 7 oksi olacak. 3 yıl sonra diyor. 3 yıl sonraya gidiyorum. 3 ekledim. Baba 3x artı 3 olur. Normalde bir kişi olsaydı 3 büyüyecekti. 4 çocuk olduğu için 3 çarpı 4'ten 12 büyüyecek. X artı 12. Ne diyor? 3 yıl sonra babanın yaşı, çocukların yaşları toplamının 2 katının 7 eksiği. 2 katının 7 eksiği buna eşit olacak. 3x artı 3 eşittir. 2 katı x artı 12'nin 7 eksiği. Bitirişi şimdi. 3x artı 3 burası. İçeri dağıttım. 2x artı 24. 24'ün de 7'sini çıkardım. Şurada eksi 7'si var. Artı 17 yaptı. Şu artı 2x eksi 2x olarak buraya gelir. X yapar. Bu buraya eksi olarak geçer. 14. Baba kaç yaşındadır diyor. X yerine 14'ü yazdım. 12'nin ikisi elde var. 1, 42. 6. sorumuzun doğru cevabı 42. 7. Geçme 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 dur. 4 kardeşin yaşları toplamları 69'dur diyor. Tamam. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3, çocuk 4. Yaşları toplamları kaçmış bugün? 69'muş. Diyor ki beş yıl önce en büyük kardeşin yaşı en küçük kardeşin yaşları toplamından şimdi o zaman bunu en son kullanacağım arkadaşlar. Şunu sil sildim 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 şunu çocuk bir çocuk iki çocuk üç çocuk dört dedim. Dört kardeşin yaşları toplamı 69 en son kullanacağım. Beş yıl önce en büyük kardeşin yaşı diğer üç kardeşin yaşları toplamlarının üç katından 19 eksiktir diyor. Buna göre en büyük kardeş kaç yaşındadır? Şimdi bak. En büyük olan şu olsun tamam mı? 5 yıl önce diyelim buraya da. 5 yıl önce. 5 yıl önce en büyük kardeşin yaşı diğer 3 kardeşin yaşları toplamı. Şu üçünün yaşları toplamına ben x'tim. Yaşları toplamının 3 katından 19 eksik. En büyüğü 3x 19'muş bitti. 5 yıl önce bunların yaşları toplamları bak 5 yıl önce üçünün yaşları toplamları. X ise beş yıl sonraya gelince yaşları toplamları on beş büyüyecek. X artı on beş olacak. Bunun yaşı da tek kişi olduğu için beş büyüyecek. 3 X eksi on dört. İşte olduğuna göre en büyük kardeş kaç yaşındadır? Şimdi hepsinin yaşları toplamı altmış dokuzdu bak. Bugün hepsinin yaşlarının toplamları altmış dokuz. Artıyı koyuyorum. 69 eşitliyorum. Zaten şurası üçünün toplamıydı. Dördüncü bu. Topladım 69. 3x 1x daha 4x yaptı. 15 eksi 14 artı 1 yaptı. Eşittir 69. Artı 1 karşı eksi 1 olarak geçti. 4x eşittir 68 yaptı. O zaman x dediğimizin 17 olduğunu bulduk. En büyük kardeş kaç yaşındadır diyor. Bak en büyük kardeşin yaşı 3x eksi 14. X yerlerini 17 yazıyorum. 17 ile 3'ü çarptım. 51. 14'ü çıkardığımız zaman 37 olmuş aldı. O 7. sorumuzun cevabı 37. 8. Bir annenin yaşı 59, 5 çocuğunun yaşları toplamı 112'dir. Anne var. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3, çocuk 4, çocuk 5. Bakın ben her seferinde yazıyorum böyle 5 kişi olduğunu görün diye. Mantığını kavradıysanız yazmanıza gerek yok. Anne kaç yaşındaymış? 59. 5 çocuğunun yaşları toplamları 112'ymiş. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı annenin yaşının iki katı olur diyor. Kaç yıl sonra bak bu bugün. X yıl sonraya gidiyorum şimdi. X yıl sonra anne X yaş büyür. 59 artı X olur. Bak anne tek kişi olduğu için X büyüdü. O zaman bunlar bir kişi olsaydı X büyüyecekti. 5 çocuk olduğu için 5x büyüdü. Ne oldu? 112 artı 5x. Ne diyor? Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı yani bu annenin yaşının iki katı olur diyor. O zaman annenin yaşını 2 ile çarpacağım. Buna eşitleyeceğim. Çarptığımız zaman 118 artı 2x geldi eşittir. 112 artı 5x. Şimdi şu artı 5x eksi 5x olarak bu şey artı 2x eksi 2x olarak buraya aldım 3x yaptı. 112 eksi olarak buraya geldiğinde 6. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x'in 2 olduğunu buldum. 8, 2. Haydi bakalım 9. Şimdi sıra sende. 2'nin son sorusu. Bir babanın yaşı 3'er yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamının 3 katından 5 fazladır diyor. Baba var. Bak er yıl arayla doğmuş çocuklar diyor. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3. Tamam. O zaman bu en küçüğü x ise bundan büyüğü x 3. Bundan büyüğü de x 6'dır. Ne diyor şimdi? Bir babanın yaşı 3'er yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamının 3 katından 5 fazla. Topladım bunları. Ne yaptı? 3x yaptı bakın. 1, 2, 3x. 3 ile de 6'yı topladım 9. Neymiş? Yaşları toplamının... 3 katından 5 fazlaymış. İşim bitti. 4 yıl sonra babanın yaşı çocukları yaşları toplamının 2 katı olacağına göre. Ne yapıyorum bunları? 4 yıl sonraya götürüyorum. 4 yıl sonraya götürdüğüm zaman babanın yaşı. Hatta şöyle dağıtarak da yazalım hadi. Şurayı dağıtalım. 9x artı 27 artı 5 de buradaydı. Bakın 9x artı 27 var. 5 de burada vardı. 32. 4 ile de, de topladım. 9x artı 36 oldu. Diyor ki 4 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katı olduğuna göre diyor. Bakın burada çocukların yaşları toplamları x, x, x. Ne var burada? 3x var. Sonra burada 3, 6. Yani şurada 3x artı 9'dur. Sonra kaç yıl sonraya geldik? 4 yıl sonra. 4 yıl sonraya geldiğimizde 3 çocuk olduğu için yaşları toplamları 12 büyüyecek. 9'a 12 ekledim. Artı 21 yaptı. Ne diyor şimdi? 4 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katı olacağına göre ortanca çocuk kaç yaşındadır? Kaç katıymış arkadaşlar? Çocukların yaşları toplamlarının 2 katıymış. O zaman 9x artı 36 eşittir. 6x artı 42. 6x artı 42. +6x 6x olarak buraya geldi 3x yaptı. artı +36 36 olarak buraya geldi 6. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x'in 2 olduğunu buldum. Diyor ki ortanca çocuk kaç yaşındadır? Bak ortanca çocuk şudur. 2'yi yerine yazdığım zaman 5 yaşında olduğunu bulduk. Tamam. Şimdi geldik nereye? Şimdi sıra sende 3'e. Şimdi sıra sende. 3'ün içerisinde kaç sorumuz varmış? Bir bakalım. Hem de dinlenmem molası. 20 tane sorumuz varmış. Ben bir çay alıp geliyorum. Hemen başlıyoruz sonra. Evet, geldik geldik geldik. Şimdi sıra sende. 3'ü efendim. Arkadaşlar, şimdi biraz önce bir tane video çektim. Pazar sohbetlerini dinliyorsunuz, değil mi? Pazar sohbetinde Instagram'da pazar sohbetin konusunu size sordum. Ee, orada arkadaşlar ilk üç tane soru çok enteresan bir şekilde Pes etmemek, işte başaracağım, başaramayacağım hissi ve yetersizlik hissi olarak üç tane şey geldi. Yani e, bu hisler hepinizin içerisine zaman zaman gelmesi çok normal. Bunlar üniversite sınavının hazırlık sürecinin e, olmazsa olmazları. Hepinizin içerisinde var bunlar. Ama bazılarınıza her gün geliyor, bazılarınıza ayda bir defa geliyor. Bunlarla baş etmeyi öğrenmek zorundayız. Ee, daha detaylarını pazar sohbetinin içerisinde her pazar yayınlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, bazen rehberlik oluyor, bazen çalışmalarınızın programlarıyla ilgili oluyor. Mutlaka dinleyin onları. Sizlere güzel böyle kendi tecrübelerimizden bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Haydi bakalım o zaman başlasın. Şimdi sıra sende 3. Aşağıdaki problemleri çözünüz diyor. Çözelim. Aslıhan 27 Ahmet 30 yaşındadır diyor. Buna göre Buna göre 41 yıl sonra yaşları farkı kaç olur? Arkadaşlar ne dedik? İki kişinin yaşları farkı asla değişmez. Ahmet Aslıhan'dan 3 yaş büyükse 41 yıl sonra da 3 yaş büyüktür. Önemli, önemli, önemli yaşlar farkı dedik. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 8 katıdır. Bak anne diyor çocukların yaşları farkının 8 katıymış. Bak çocukların yaşları farkına x diyorum anne 8x yaşında oluyor bugün. Şimdi söylenene bakalım. 4 yıl önce annenin yaşı çocukların yaşları farkının 3 fazlasının 6 katıdır diyor. Ney? 4 yıl önce diyor. 4 yıl önceye gittiğim zaman anne 4 yaş küçülecek. 8x eksi 4 olacak ama çocukların yaşları farkı hep aynıdır. Yani abin senden 5 yaş büyükse hep 5 yaş büyüktür. Değişmeyecektir. İşte bu yaşları farkının 3 ee, yaşları farkının 3 fazlasının diyor 3 fazlasının 6 katı 3 fazlasının 6 katına eşitmiş bitir işi hadi o zaman 8x eksi 4 eşittir 6x artı 18 6x artı 18 bu bu tarafa eksi olarak geldi 2x yaptı bu bu tarafa artı olarak geldi 22 x dediğimiz ne oldu 11 Annenin yaşı kaçtır diyor. 88 yaşındaymış anne. Uh, ikinci sorumuzun doğru cevabı 88 mi? Evet 88'miş. Biraz büyük çıktı ama olsun yapacak bir şey yok. Sorudur yani olur. Selda ile Mert'in yaşları sırasıyla x artı 4 ve x artı 7'dir diyor. Selda'mız var. Mert'imiz var. x artı 4 ve x artı 7. Bak Kaç yaş büyük? 3 yaş büyük gördün mü? Mert Selda'dan 3 yaş büyük. 5 yıl sonraki yaşları toplamı yaşları farkının 13 katı olacaktır diyor. Bak 5 yıl sonra hadi gidelim. Bunun yaşı ne olur? X artı 9. Bunun yaşı ne olur? X artı 12 olur. Yaşlarını 5'er büyüttüm. 5 yıl sonraki yaşları toplamları 2X artı 21 yaptı. Ee, yaşları farkının bak. Yaşlar farkı kaç arkadaşlar? 3. Yaşları farkının 13 katıymış. 3 katını aldım. 39. Salladım bunu bu tarafa. 2x eşittir 18 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x'in 9 olduğunu buldum. x'imiz 9'dur. 4. Funda 30. Gamze 37 yaşındadır. Funda'nın şimdiki yaşının 3 bölü 5'i yaşındayken Funda şimdiki yaşının 3 bölü 5'i yaşındayken Gamze kaç yaşındaydır diyor. Funda Gamze. Funda'mız kaç yaşında? 30. Gamze'miz kaç yaşında? 37. Diyor ki Funda şimdiki yaşının 3 bölü 5'i yaşındayken. O zaman Funda'nın yaşı 30'du. 3 bölü 5'i nedir bunun? Sadeleştirdik şunları. 6, 3 de çarptım 18. Funda diyor 18 yaşında olduğunda Gamze kaç yaşındadır? Ne yapıyorduk? Bu buradan ne kadar küçüldü bakıyorum. 12 küçüldü. Gamze de o zaman 12 küçülecek. Gamze 25 yaşında olacak. 5. Zeynep 21 Zeli Zeliz Zeliydi. 33 yaşındadır. Zeynep, Ye Zeynep 21, Yeliz. Zeynep'imiz 21, Yeliz'imiz 33 yaşındaymış. Diyor ki Zeynep Yeliz'in yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı ne olur? Zeynep'i Yeliz'in yaşına götüreceğim. Bak büyüdü. 33 yaşına geldi. Kaç yıl büyüdü? 12. Hop buna da 12'yi ekleyeceğim. Ne oldu? 45 oldu. İkisinin yaşları toplamları 78 oldu. Çıt çıt çıt. Çıt çıt çetene de. Bu şarkı bizim kampımızın şarkısı olsun. Çıt 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 çetene de. Sar bedeni bedene. Gel bakalım. Lale 2x artı 1 Melih Melih niye okuyamıyorum isimleri ya? X 5 yaşında. Arka arkaya çok video mu çektim? Ne yaptım? Lale Melih 2x artı 1 lale x eksi 5 Melih. Diyor ki lale 3x artı 2 yaşına geldiğinde Melih'in yaşının x türünden değeri nedir? Denklem kurmalar için önemli bir mantık var. Lale diyor ki 3x artı 2 yaşına geldiğinde Melih ne olur diyor. Ne yapacağım? Bu kaç yaş büyüdü ona bakacağım. Bundan bunu çıkaracağım. Hadi çıkaralım. 3x artı 2 eksiyi koydum, eksiyi dağıtmayı unutmayacağım. 2x artı 1. Eksiyi dağıtıyoruz şimdi içeri. 3x artı 2 eksi 2x eksi 1 yaptı. 3x'in 2x'i gitti x. 2'nin 1'i gitti 1. X artı 1. Yani bu x artı 1 büyümüş. O zaman x artı 1 bu da büyüyecek. X'e x ekledim 2x. Eksi 5 artı 1 eksi 4. Altıncı sorumuzun doğru cevabı. 2x eksi 4. 7. Burak Serkan'dan 7 yaş büyüktür diyor. Burak Serkan. Burak Serkan'dan 7 yaş büyükse Serkan'ın yaşına x dersem Burak x artı 7 yaşındadır. Laps yerleştirdim. Serkan Burak'ın yaşın Serkan Burak'ın yaşına geldiğinde yaşları toplamları 41 olacak. Serkan Burak'ın yaşına geliyor. Kaç yaşına geliyor? X artı 7. Kaç yaş büyüdü? 7. O zaman bu da 7 yaş büyüyecek. X artı 14 olmuş olacak. İşte bu zamanda yaşları toplamları 41'miş. Şunları topladım 21 yaptı. Karşıya aldım. X'e de X'i topladım 2X. 21 eksi 21 olarak geçti karşıya 20. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X'in 10 olduğunu buldum. Burak kaç yaşındadır diyor. X yerine 10'u yazdım. Artı 7'si de var. 17 olmuş oldu. 7 de biter. 8. Halimin yaşının Çetin'in yaşına oranı 5 bölü 2'dir diyor. Bak Halim bölü Çetin. Yaşlar oranı 5 bölü 2'ymiş. O zaman Halimin yaşına 5x, Çetin'in yaşına 2x diyeceğiz. Halim dedim buraya, Çetin dedim buraya. O zaman bunun yaşına 5x dedim, Çetin'in yaşına 2x dedim. Diyor ki Halim Çetin'in bugünkü yaşındayken diyor bak. Halim Çetin'in bugünkü yaşındayken. Önceye gidiyorum yani. 2x. Burası bugün. Önceye gittim. Tamam. Çetin'in doğmasına 8 yıl vardı diyor. Doğmasına 8 yıl vardı diyorsa ne diyeceksin? Eksi 8 diyeceksin. Ne yapacağım şimdi? Bununla bunun arasındaki yaşlar farkı. Buradaki buradaki farka eşit olacak. 5x'ten 2x'i çıkardım. 3x yaptı. Bu taraf 2x eksi eksi 8 oldu. Bakın artıya dönüştü. Şu, şu tarafa eksi olarak geçer. X yapar. Eşittir 8. Ne istiyor? Çetin kaç yaşındadır diyor. Çetin'e 2x demiştik. 8'i yerine yazdım. Çetin'imiz 16 yaşında olmuş oldu. 8, 16. Gel bakalım 9. Ceylin doğduğunda Elif 3 yaşındaydı. Tamam. Ceylin Elif. Tamam. Ceylin doğduğunda 0 yaşındayken Elif 3 yaşındaymış. Yani Elif Ceylin'den 3 yaş büyükmüş. Esprisi bu. Diyor ki Elif'in yaşı ile Ceylin'in yaşının toplamı. Ee, to, pardon bir daha okuyorum. Elif'in yaşı ile Ceylin'in yaşının iki katının toplamı 36 olduğuna göre Elif'in yaşı kaçtır? Buradaki bilgiyi aldım ben. Ne buradaki bilgim? 3 yaş büyük. O zaman bunun yaşı X ise bunun yaşı x artı 3'tür arkadaşlar. 3 yaş büyük olduğu bilgisini yakaladım. Bugün bu x yaşındaysa bu x artı 3 yaşındadır dedim. Bitir şimdi. Elif'in yaşı ile. Elif'in yaşı ne? x artı 3. Ceylin'in yaşının 2 katının. Ceylin'in yaşı x'ti. 2 katı 2x toplamları 36'ymış. 3 karşı eksi olarak geçti. 3x eşittir 33 yaptı. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x'in 11 olduğunu buldum. Elif kaç yaşındadır diyor. X yerine 11 yazdım. 3 topladım. Elif'imiz 14 yaşında. 10. Yaşları toplamı 44 olan iki kişiden büyük olan küçük olanın bugünkü yaşına iken küçük olanın yaşı 13'tü diyor. Buna göre küçük olan bugün kaç yaşındadır diyor. Şimdi iki kişimiz var. Birine A diyelim. Birine B diyelim. Şimdi diyor ki küçük olanın yaşını soruyor. Küçük olana x diyelim biz. O zaman yaşları toplamları 44 olduğu için 44 x yazdım. Bak. Birine x, birine 44 x dedim. Diyor ki büyük olan küçük olanın yaşındayken büyük olan bu dedim. Küçük olanın yaşındayken x yaşındayken küçük olan 13 yaşındaymış. Hoop, 13 yaşındaymış. O zaman bu buradan buraya kaç yıl geri gittiyse bu da buradan o kadar geri gitmiştir. X eksi 13 eşittir 44 eksi X çıkarıyorum bir eksi X daha. Bakın burası eksi 2 X yaptı. Bu eksi 2 X artı 2 X olarak karşıya geçer 3 X yapar. Şuradaki eksi 13 karşıya artı 13 olarak geçer 57 yapar. Her iki tarafı 3'e böldüğümde X'in 19 olduğunu buldum. Ne istiyordu bizden? Buna göre küçük olan, küçük olan 19 büyüğünün yaşında sorsaydı 44'ten 19'u çıkarıp bulurdum. Tamam mı? 10 sorusunu bitirdik bile. Geldim 11. soruma. Bakalım ne diyormuş. Çağ, Çağla ile kocasının yaşları toplamı 55'tir diyor. Kocası Çağla'nın yaşındayken yaşları toplamı 45 idi. Buna göre Çağla kaç yaşındadır? Çağlamız var, bir de Çağla'nın kocası var. Yaşları toplamları 45. Çağla'nın yaşına x dedim. Kocası 55'miş pardon. Kocasının yaşına 55 eksi x dedim. Diyor ki kocası Çağla'nın yaşındayken diyor. Kocasını Çağla'nın yaşına geri götürüyorum. X yaşındayken diyor. İkisinin yaşları toplamları 45 diyor. Bak şuraya şunu yazabilirsin. Bu yıldayken şu e, kocası Çağla'nın yaşındayken yaşları toplamları 45 diyor ya. X'e buraya da 45 eksi x yazıp... Hop farkları farklarından faydalanabilirsin. Ama daha karışıkları geldiğinde ne yapacağınızı göstereceğim. Yani burayı nasıl bulacağız? Bu buradan ne kadar geri geldi? Bak, 55 eksi x eksi x. Yani 55 eksi 2x kadar geri geldi. O zaman bundan da 55 eksi 2x'i çıkar. X eksi 55 eksi 2x yapıyorum. Daha karışıklar için bunu yapıyorum. Normalde yaşları toplamları burada 45 dediği için burası x. Buraya 45 eksi x deyip sonra bununla bunun farkı bununla bunun farkını eşittir diyebilirdik. Şimdi eksiyi dağıttım. x eksi 55 artı 2x yaptı. Yani 3x eksi 55 yaptı. Neresi? Şurası 3x eksi 55. İşte ne diyor? Bu zamandaki yaşlarının toplamları 45'miş. Topla 45'e eşitli. Burada 1x var. Burada 3x var. 4 tane x yapar. Yanlarında eksi 55 var. Eşitmiş neye? 45'e. Salladım artı olarak geçti. 4x eşittir. 100 şey. 60 100 yaptı değil mi? 100. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman x'in 25 olduğunu buldum. Çağla kaç yaşındadır diyor. Çağla'nın yaşına x demiştik. Çağla'mız 25 yaşındaymış. 11. sorumuzun doğru cevabı 25 olmuş oldu. Şöyle sayfamızı da bir çevirek. Gel bakalım 25 doğru yapmışız. Bakın tekrar şunu da söyleyeyim hadi göstereyim onu da. Oradan yapmak yapmak isteyenler için sildim 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 şuraları. Sildim sildim sildim. Hepsini sildim. Yani şuraları da sildim. Hadi bir daha göstereyim onu. Şimdi ne diyordu? Kocası Çağla'nın yaşındayken dedi buraya x'i yazdım. Yaşları toplamları 45 dediği için buraya da 45 eksi x'i yazarsın. Bununla bunun farkı bununla bunun farkına eşittir dersin. x eksi 45 eksi x eşittir. 55 eksi x eksi x. Gerisi sen de eksiyi dağıtmayı unutma. 12. Han ve Canan'ın yaşları toplamları 57'dir diyor. Han var, bir de Canan var. Yaşları toplamları 57. Birine x birine 57 eksi x diyebiliriz. Han Canan'ın bugünkü yaşının yarısı yaşındayken yaşları toplamları 33 idi. Buna göre Canan'ın yaşı kaçtır? Şimdi o zaman x dedim buna. Tamam mı? Ee, Canan'ın yaşını mı soruyor? Hadi şöyle yapalım. Canan'ın yaşına x dedim. Yaşları toplamları 57 olduğu için 57 eksi x dedim. Diyor ki Han Canan'ın bu yaşının bugünkü yaşının yarısı yaşındayken. Canan'ın yaşı hatta küsürlerle uğraşmamak için x demeyelim şuna. 2x diyelim tamam mı Canan'ın yaşına? Bu da 57 eksi 2x yaşında. Canan'ın yaşının yarısı yaşındayken diyor. X yaşındayken yaşları toplamları 33'tü diyor. Bak yine şuraya 33 eksi x yazarak biraz önceki yaptığımız yöntemle yapabilirsiniz. Daha zorlarını hazırlamak için ben böyle yapmıyorum. Ben ne yapacağım? Bununla bunun farkını bulacağım. 57 eksi 2x eksi x geldi. Farkı neye eşit? 57 eksi 3 xe eşit. O zaman bundan da 57 eksi 3 x'i çıkarıp buradaki yaşı bulacağım. 2 x eksi 57 eksi 3 x oldu. 2 x'i yazdım. Eksi 57 yaptı. Eksi eksi artıya dönüştü. Artı 3 x. Ne yaptı buradaki yaşımız o zaman? topladım bunları 5x yaptı. Bir de eksi 57 var. İşte bu zamandaki yaşlarının toplamlarının 33 olduğunu söylemiş. Hadi toplayalım şimdi. 5x burada 1x burada 6x yaptı. Eksi 57'miz var. Eşitmiş 33'e. Karşı tarafa aldım. 6x eşittir 90 yaptı. Her iki tarafa 6'ya böldüğümde x'in 15 olduğunu buldum. Canan kaç yaşındadır diyor. 2x demiştik Canan'ın yaşına. 15'i yerine yazdım. Canan'ımız 30 yaşında oldu. Kaçıncı soruydu bu? 12. soruydu. Doğru yapmışız. 13. Arzu ile kardeşlerinin yaşları toplam 38'dir. Tamam bak kardeşlerinin diyor. Kardeşinin demiyor. Birden fazla demek ki. Arzu 5 yıl daha erken. Kardeşi 2 yıl daha geç. Arkadaşlar heh, kardeşleri demiyormuş. Pardon yanlış okudum. Arzu ile kardeşinin yaşları toplamları 38. Arzu 5 yıl daha erken, kardeşi 2 yıl daha geç doğmuş olsaydı yaşları toplamları kaç olurdu? Ne dedik? 5 yıl daha erken doğmuş olsaydı Arzu yaşı 5 yaş daha büyük olurdu. Yani 2000 yerine 1995'te doğsaydı diyor. 5 yaş büyük olurdu. Kardeşi 2 yıl geç doğmuş olsaydı yaşı 2 küçük olurdu. Yaşları toplamı ne olurdu diyor. O zaman 38'di. Arzu 5 yaş büyük, kardeşi 2 yaş küçük olacaktı. Şurası 3 yapıyor. Yaşları toplamları 41 olacaktı. 14. Harun doğduğunda abisi 5, annesi 33 yaşındadır diyor. Harun, abisi, annesi. Tamam. Harun doğduğunda 0 yaşındayken abisi 5 Annesi 33 yaşındaymış. Bilgiyi yerleştirdim. Buna göre Harun doğduktan kaç yıl sonra abisi ile annesinin yaşları toplamı Harun'un yaşının 4 katı olur. Harun doğdu, X yıl gitti. Abisi X yaş büyüdü, X artı 5. Annesi de 5 yaş büyüdü, X artı 33. Ne diyor şimdi? Annesi ile abisinin yaşları toplamı Harun'un 4 katına eşit olacak. Harun'un 4 katına eşit olacakmış annesiyle abisinin toplamı. Şimdi o zaman burada 4x'im var. Karşı tarafta 1x, 1x daha 2x'im var. Artı bir de 38'im var. Bunu eksi olarak bu tarafa aldım. 2x eşittir 38 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x'in 19 olduğunu buldum. Kaç yıl sonra diyordu? Zaten x o yıldır. Geldik 15'e. Ali, Bekir ve Canan'ın yaşları toplamları 56'dır. 3 kişili oldu. Ali Bekir'in yaşına geldiğinde Canan'ın yaşı Ali'nin yaşının iki katının altı eksiği olacaktır. Buna göre Can kaç yaşındadır? Ali var. Bekir var. Can var. Hiçbirinin yaşını bilmiyorum. Yaşları toplamları 56. Onu en son kullanacağım. Ali Bekir'in yaşına geldiğinde diyor. Bunun yaşı A olsun. Bunun yaşı B olsun. Bunun yaşı C. Ali'yi Bekir'in yaşına getiriyorum. B yaşına getirdim. Şimdi diğerlerinin yaşlarını da bulacağım. Ne kadar geçti arada? B eksi A yıl geçti. O zaman bunu B eksi A kadar büyüteceğim. 2 B eksi A olacak. Bunu B eksi A kadar büyüteceğim. C artı B eksi A oldu. Bak Ali Bekir'in yaşına geldiğinde üçünün de yaşını buldum. Ali Bekir'in yaşına geldiğinde canın yaşı Ali'nin yaşının iki katının altı eksi olacak. Can'ın yaşı bu. C artı B eksi A eşit olacakmış. Ali'nin yaşının iki katının altı eksiğine. Ali'nin yaşı neydi burada? B. O zaman ne yapıyor? 2B eksi 6'ya eşit olacakmış. Hadi düzenleyelim. Şimdi şuradaki artı B eksi B olarak buraya geçsin. Şu da eksi olarak buraya geçsin. C eşittir. Şimdi eksi B olarak buraya geçti. B yaptı. Eksi a'yı artı a olarak bu tarafa aldım artı a. Eksi 6'yı da artı 6 olarak buraya. Hadi dursun eksi 6 burada tamam. Şöyle bir denklem karşıma geldi. En başta da üçünün yaşları toplamlarının a artı b artı c'nin 56 olduğunu biliyordum. Canın yaşını istiyor. Hemen şunu şu tarafa atalım hadi. A artı B eşittir. Bakın A artı B eşittir. C artı 6 yaptı. Gel bu denklemde A artı B yerine C artı 6 yaz. Artı C eşittir 56. 6 karşı eksi olarak geçti. 2 tane C eşittir 50 oldu. C eşittir 25. Can 25 yaşındaymış. 16. Defne doğduğunda Doruk'un doğmasına 1 yıl vardı diyor. Defne bu da Doruk. Defne doğduğunda Defne 0 yaşındayken Doruk eksi 1 yaşındaymış. Doğmasına 1 yıl varmış. Doruk doğduğunda diyor. Doruk doğduğunda diyor. Bak Doruk'u doğurdum. Eksi birdi. Bir yıl geçti yani. Sıfır yaşındayken doğduğunda diyor Esra diye birisi var. O da beş yaşında diyor. Bak tekrar yerleştiriyorum. Defne, Doruk, Esra var. Defne doğduğunda sıfır yaşındayken Doruk'un doğmasına bir yıl vardı. Eksi bir. Diyor ki Doruk doğduğunda o zaman bir yıl ileri geldim buradan doğdu Doruk artık. Esra beş yaşındaydı diyor yerleştirdim. O zaman bak bu da buradan buraya bir yaş büyüyecek bu bir yaşında. Yani şöyle bir şey geldi. Bu doğduğunda bu bir yaşında bu beş yaşındaymış. Bugün Doruk on üç yaşında olduğuna göre o zaman Doruk'u alıyorum on üç yaşına getiriyorum on üç yaş büyüdü. O zaman bu da on üç yaş büyüyecek on sekiz olacak bu da on üç yaş büyüyecek on dört yaşında olacak. Üçünün yaşları toplamlarını istiyor. 10, 20, 10, 20, 30, 38, 41, 45. Üçünün yaşları toplamları 45 oldu. Tamam mı? Yoruldun mu? İlk günler yorucuydu ama artık yorucu değil ha. Hız problemlerinde yorulacağız bir de. Diğerlerinde çok yorulmak falan yok. Haydi gel bakalım. Pelin 3 yaşındayken Rana'nın doğmasına 4 yıl vardı diyor. Pelin Rana. Pelin 3 yaşındayken diyor Rana'nın doğmasına 4 yıl vardı diyor. Eksi 4. Bitti. Rana Pelin'in bugünkü yaşına geldiğinde yaşları toplamları 37 olacak. Şimdi buradaki yakalayacağımız şey bunun bundan 7 yaş büyük olduğu. Bak bu eksi dörtken bu 3 ise, bu 0 yaşında olduğunda yani doğduğunda bu 7 yaşında olacak. 4 ekledim bakın. O zaman Rana'nın yaşı x ise Pelin'in yaşı X artı 7'dir Pelin Rana'dan 7 yaş büyüktür diyor ki Rana Pelin'in bugünkü yaşına geldiğinde bak Pelin'in bugünkü yaşı X artı 7 X artı 7'ye getirdim 7 büyüdü bu da 7 büyüdü X artı 14 Rana Pelin'in yaşına geldiğinde yaşları toplamları 37 olduğuna göre Pelin'in yaşını soruyor topladım eşittir 37 dedim. 14 ile 7'yi topladım 21. Karşı eksi olarak aldım. X ile X'i de topladım 2x. 2x eşittir 16 oldu. 21'i eksi olarak aldım. X dediğimiz nedir? 8. Pelin'in bugünkü yaşı kaçtır? Bak bugünkü yaşları şunlar. Pelin'in bugünkü yaşı 8'i yerine yazdım. 7 ile topladım 15 oldu. 17 15. Al sana diyaloglu sorular. Ferit demiş ki Ferit Şaban ve Necmi arasında Şaban Şaban demiş ki ben Necmi'den 3 yıl sonra doğmuşum demiş. Tamam yani Necmi'den 3 yıl sonra doğduysa Necmi'den 3 yaş küçük demek ki. Necmi demiş ki Ferit sen kaç yaşındasın oğlum demiş. Ferit de demiş ki senden 2 yaş küçüğüm demiş. Ayrıca ikinizin yaşları toplamı 47 olduğunu biliyorum demiş. Şeklinde konuşma geçiyor Ferit kaç yaşında. Hiç zor bir şey yok. Ferit Şaban Necmi konuşmaları yerleştirelim diyor ki Şaban diyor ki ben Necmi'den 3 yıl sonra doğmuşum diyor hmm. bak Necmi'den 3 yıl sonra doğduysa Necmi veya kim diyor bunu Şaban Şaban x yaşındaysa Necmi x artı 3 yaşındadır niye 3 yıl sonra doğduysa Şaban nedir 3 yaş küçüktür tamam Diyor ki sonra Ferit sen kaç yaşındasın diyor Necmi, e, Necmi Ferit'e. Ferit de diyor ki senden iki yaş küçüğüm diyor. Bak soruyu soran Necmi. Necmi'ye diyor ki senden iki yaş küçüğüm. Necmi x artı üç yaşındaysa iki yaş küçükse x artı bir. Ve diyor ki ayrıca Ferit diyor bunu. Ayrıca ikinizin yaşları toplamının 47 olduğunu biliyorum. O zaman şu ikisinin yaşları toplamları 41'miş. Şu artı 3 karşıya geçti x 3 olarak. 2x eşittir 38 yaptı. Her iki tarafı ikiye böldüğümde X'in 19 olduğunu buldum. Buna göre Ferit kaç yaşındadır diyor. X artı 1'di. 19'un bir fazlası 20. 18, 20 oldu. Yanlış mı çözdüm ya? Yanlış çözmüşüm ya. Bir daha bakayım. 18. soru değil mi bu? Evet. Bir daha bakalım birlikte. Nerede hata yaptım? Diyor ki Şaban, ben Necmi'den 3 yıl sonra doğmuşum diyor. 3 yıl sonra doğduysa Necmi'den 3 yaş nedir Şaban? Küçüktür. 3 yıl sonra doğmuş çünkü. Sonra Necmi demiş ki Ferit kaç yaşındasın demiş. Ferit de demiş ki senden iki yaş küçüğüm. Necmi'ye senden iki yaş küçüğüm dediğine göre x artı bir. Ayrıca ikinizin yaşları toplamının 47 olduğunu biliyorum demiş. Ben buraya 41 yazmışım. Tamam. 47 hatamızı bulduk. O zaman burası 44 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x dediğimiz ne yaptı? 22 yaptı. x yerine 22 yazdığımızda Ferit 23 yaşında olmuş oldu. Tamam kurtardık sayıyı yanlış yazmışım. Geldik 19'a. Şurayı sildim. Serdar annesi ve babası arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Serdar var, annesi var ve babası var. Başlasınlar ne demişler bakalım. Serdar demiş ki ben doğduğumda yaşlarınızın toplamı kaçtı demiş. Annesi de 46 demiş bak. Serdar 0 yaşındayken yaşları toplamları 46'ymış. Yani annesi X yaşındaysa Babası 46 eksi x yaşındaymış tamam. Sonra babası demiş ki ayrıca annen benden 2 yaş büyüktü demiş. Bak annesi babasından 2 yaş büyükmüş. Gördünüz mü? O zaman x'ten 46 eksi x'i çıkaracağım. 2'ye eşitleyeceğim. Dağıtıyorum içeri şimdi. x eksi 46 artı x eşittir 2 yaptı. Bunu bu tarafa aldım. 2x eşittir 48 yaptı. Her iki tarafı ikiye böldüm. X dediğimiz 24. O zaman bu 24 yaşındaymış. 24'ü yerine yazdığımız zaman bu da 26 yaşındaymış. Şimdi diyor ki Serdar 2006 yılında doğduğuna göre. Bak 0 yaşındaydı. Demek ki bu konuşma 2006 yılında geçmiş. Serdar 2006 yılında doğduğuna göre annesi hangi yıl doğmuştur? O zaman 2006'da annesi 24 yaşındaysa doğum yılını bulabilmek için 2006'dan 24'ü çıkarmamız gerekiyor. Burada 2, burada 8, burada 9, 1982 sorumuzun cevabı. Anam son soruya gelmişiz. Annesinin 2020 yılındaki yaşını hesaplayan Reyhan, annesinin yaşının 1988 yılındaki yaşının iki katı olduğunu görmüştür diyor. Buna göre annesinin doğum yılı nedir diyor. Şimdi bak geçen yıllara bak. 2020 geçiyor. Sonra 1988 geçiyor. Şöyle 2020'yi bir tık aşağıya alayım. Şöyle yaptım. Dur lan, dur. Dur, dur oğlum dur. Dur lan, şöyle gel. Heh. Şunu da silim şuradan. Heh. Şimdi 1988 yazdım bir de. Şimdi diyor ki: Annesinin 2020 yılındaki yaşını hesaplayan Reyhan diyor. Annesinin yaşını nasıl hesaplar? Annesinin yaşından, annesinin yaşının doğum yılını çıkarır, değil mi? A yılında doğmuş olsun annesi. A yılında doğmuş olsun annesi. O zaman 2020 yılındaki yaşı annesinin 2020 eksi A'dır. 1988 yılındaki yaşın iki katıymış. 1988 yılındaki yaşını da hesapladım bu. İşte buradaki yaşı bunun iki katıymış. Yani 2020 eksi A eşitmiş. 1988 eksi A'nın iki katına eşitmiş. Annesinin doğum yılını yani A'yı istiyor. Şimdi buradan 2020 eksi A'mız var. Şurayı çarpalım. 16'nın 6'sı elde var 1. 16, 17'nin 7'si elde var 1. 18, 19'un 9'u elde var 1. 2, 3 yaptı. Eksi 2A. Çaptım ben. Şu eksi 2A'yı artı 2A olarak karşı alırım. Bir A'sı gitti A. Şu 2020'yi de bu tarafa alırım. 3976 eksi 2020 yaptı. O zaman 2020'yi bundan çıkarırsak cevabımız çıkmış olacak. 2020'yi çıkaracağız. Buradan 6, buradan 5, 6, 5, 9, 1. 1956 sorumuzun cevabı. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar yaş problemlerinin hocanın anlatsınları şimdi sıra sendelerini bitirdik. Şimdi çok güzel teste temel at yapacağız. Sonra yeni nesile temel at yapacağız. Sonra ÖSYM'ye temel at yapıp bu işi bitireceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım problemleri bitiriyoruz. Dört günümüz bitti bile. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.